Merhaba ve tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 3. Dünya Savaşı'dır. Bildiğimiz üzere bugünlerde birçok silahlar ve araçlar satılıyor. Sanki dünyadaki birçok ülke savaşa bir hazırlık yapmaktadır. Türkiye ise yavaş yavaş kendi silahlarını ve savaş araçlarını üretmeye başlamıştır. Diğer yandan roket testleriyle bütün dünyaya meydan okuyan Kuzey Kore vardır. Ama bunların hepsi ne anlama geliyor? Peki 3. Dünya Savaşı olsa bile hangi ülke kimler ile beraber olacaktır? Bugün sizler için 3. Dünya Savaşı'nı kim kazanır? İyi seyirler. Bildiğimiz üzere Amerika Esad'ı kimyasal silahı kullanmada uyarmıştır ve Amerika'nın Kuzey Kore ilişkisi de bayağı kötüdür. Ama şu an Çin Kuzey Kore'ye saldırırsa veya Rusya'da Amerika'nın desteklediği ülkelere saldırırsa o zaman bu durumda Batı dünyası büyük bir sorun ile karşılaşabilir. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'yı örnek olarak alırsak savaşta iki taraf vardır. Amerika'nın karşıtı Rusya, Çin, Kuzey Kore, İran ve büyük ihtimal Türkiye olabilir. Ama Amerika ile birlikte olanlar ise Güney Kore, Kanada, İngiltere ve çoğu Avrupa ülkelerdir. Şimdi de bir askeri güçlere bir bakalım. Amerika şu an için dünyanın en güçlü ordusuna sahiptir. Yaklaşık olarak 1.4 milyon aktif asker, ortalama 14 bin hava uçakları, 8800 tanklar ve dünyanın en büyük savaş gemi ordusuna sahiptir. Yani 288 savaş gemisi vardır ve savaş gemileri kullanan 300 binden fazla aktif personel de vardır. Ve Amerika'nın askere verdiği para ise Rusya'da birçok kat daha fazladır. Senelik Amerika askeriye için 577 milyar dolar harcamaktadır ve Rusya ise 80 milyon dolar vermektedir. Rusya, Kuzey Kore ve Çin bir araya gelse bile bu harcamalara yaklaşamazlar bile. Ama Güney Kore ve İngiltere de çok güçlü bir yandaştı ve unutmayalım ki Avrupa'da da ekonomisi güçlü olan devletler vardır. Mesela Fransa ve Almanya gibi. Çin genel olarak askeriyeye o kadar fazla yatırım yapmaz ama askerleri çoktur. Şu an 2.3 milyon aktif asker vardır ve Rusya'da dünyanın en çok nükleer silahları vardır ve bunlar yaklaşık olarak 7300 tanedir ve Amerika'da ise 6900 nükleer silahları vardır. Kuzey Kore'de ise 10 tane vardır ama yani neden bu kadar artışlaşır? Çin'de ise 260 tane atom bombası vardır ve İngiltere'de ise 215 adet mevcuttur. Ama Fransa da bu savaşa dahil olsa o zaman onlarda da 100'den fazla nükleer bombası olduğu söyleniliyor. Putin bir basın açıklaması yaparak şunu söylemiştir. Biz istersek Amerika'yı bir saat içinde paramparça ederiz. Ama Rusya atom bombası fırlatsa bile Amerika'daki atom savunması harekete geçer ve resmen atom savaşı başlar. Ama herhangi bir atom bombası fırlasa bile ikisinin de güçlü bir savunma sistemi vardır. Yani büyük ihtimalle havada patlatılma şansı vardır. Ama yine de kim daha hızlı atom butonuna basarsa daha avantajlıdır. Ama bu dünya savaşları ne demek oluyor? Birinci Dünya Savaşı'nda 18 milyon kişi hayatını kaybetmişti ve bundan yaklaşık 25 sene sonra İkinci Dünya Savaşı başlamıştır ve bu savaşta toplam olarak 75 milyon insan ölmüştür. Ve şunu düşünün, 70 sene huzur içinde yaşayan bu dünya acaba 3. Dünya Savaşı'nda kaç kayıp verecektir? Bildiğiniz üzere 1945'te Amerika Japonya'ya 2 atom bombası atmıştır. Yani Hiroşima ve Nagasaki. Ama bu bombaların ne kadar etkili olduğunu tahmin bile edebilir misiniz? Ve bugünkü atom bombalar o zamanki atom bombalardan çok daha kuvvetlidir. Sadece 2 atom bombası atılarak 250 binden fazla insan hayatını kaybetmiştir. Ama bugün atom bombaları atılsa hiçbir taraf kazanmaz. Kaybeden insanlık olur ve milyonlarca, belki milyarlarca insan hayatını kaybeder. Sadece savaş esnasında değil, savaştan sonra da bilim adamlarının hesaplamalarına göre dünyanın düzeni atom bombaları nedeniyle bozulacaktır ve dünya yaşanmaz hale gelecektir. Çünkü yaşam artık bugünkü bildiğimiz gibi olmayacaktır. Asla da olamazdır. Ama sorsanız daha çok zararı kim uğratır diye büyük ihtimal Rusya ve Amerika bu konuda kafa kafayadır. Ama kim daha fazla zarar etse bile sonuçta kaybeden yine insanlar olacaktır. Ve şu anki serbest yaşamını ve güzel nefes alışını memnunsan o zaman barışa odaklanmalıyız. Çünkü bugün keyfimiz gibi yaşayabiliyorsak, çalışabiliyorsak ve serbest dolaşabiliyorsak bunu barış içinde geçiren dünyaya teşekkür etmeliyiz. Barış beraber çalışmak demektir. Beraber çalışmak ise birbirimize destek çıkmak demektir. Ve bu şekilde teknoloji
eğitim ve daha fazlası gelişmektedir. Evet, yine bir videonun sonuna geldik. Sizce bu hazırlama sizdeki olan soru işaretlerini cevapladı mı? Sizce atom silahları olmasa hangi ülkeler kazanırdı veya hangi ülkeler kaybederdi? Bu tür videolardan daha fazla istiyorsan lütfen beğen, yorum yaz, abone ol ve mutlaka arkadaşlarına paylaş ki onlar da bu konu hakkında bilgilensinler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.